Bugün 4 Mayıs. İzolatörlerdeki çerçevelerimizi aldık. Bunlardan şimdi alye yöntemiyle şerit halinde keserek çerçeveleri monte edeceğiz. Bu çerçevede şu anda bir tek petek gözü yok. Yumurtlanmamış olsun. Hatta şu üst tarafa yakın şuralarda görünürse bir gözde 4, 5, 3, 6 yumurta dahi var. Bu peteği bu çerçeveden ayıracağız. Öncelikle şu montaj çivilerini sökelim. Arkası daha önce de söylediğim gibi kontur plak. Yanımda her bir tane karşı sıcak su bulunduruyorum. 7-8 milimetreden fazla kabartılmış petek var ise onları 7-8 milimetreye kadar keseceğim. Bıçağı sıcak suyun içerisinde kullanmak gerekiyor. Çakmakta ısıtırsanız arı yanmış mum kokusunu sevmiyor. Peteğe işlem görmeyebiliyor. Bu bıçakları mümkün olduğu kadar en enlilerden seçin. Dar olan bıçaklar da var şöyle. Ancak bunları kullandığımızda, bu dar olanları kestiğimizde arkadan petek tekrar kestiğimiz yere yapışıyor, zorluk çıkarıyor. Uzun olması halinde o problem yaşanmıyor. Veya yaşanırsa da en az şekilde yaşanıyor. Bunun üzerinde petekle kontrplak arasına yandan girmiş arılar var. Onları dışarı göndereyim. Petekleri şerit halinde keserken çökme yapmasın diye arkada şöyle bir strafor parçası koyacağım ki kalınlık yapsın. Arkada bir kontrplak çökmesin, rahat çalışabilirim. Buna klasör için kullandığımız çerçeveleri tellerken mümkün olduğu kadar az tel koymak lazım. Telsiz yapılabilirse daha iyi. Zira tele denk gelen yerlerde petek hücreleri bozuluyor. Sıcak suyumuzu hazırlayalım. Tüpte de ısıtılabilir. Burada elektrik olduğu için daha önce tüpte ısıtıyordum ormandayken. Bu çelikleri 2'şer santimetre önünde keseceğim. Önce kendime iz yapıyorum. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9 adet şerit çıkacak. Tam telin olduğu yere denk gelmiş. Diğer tarafını atıyorum bıçağı.
Bu yöntemi Alley yöntemi diyorlar. Miller yöntemi de diyorlar ama Miller yöntemiyle bir petekten bu kadar fazla ana memesi yaptırmanız mümkün değildir. En fazla memenin yaptırabileceği bir yöntem. Ben genel olarak risk almak istemediğim dönemlerde bu yöntem kullanıyorum. Yoksa Çin'den şuradan buradan bir sürü plastik sentetik malzeme var. Bu transferi, birinci transferi bu şekilde yapacağım. Bundan sonraki transferlerde bu sene larva transferini deneyeceğim. İlgili gereken donanıma sahibim larva transferi için. Ama yumurtadan transfer her zaman çok çok daha sağlıklı. Benim. Aksine iddia edenler olabilir. Doğru tabii. Kimseyle itişip kapışacak halimiz yok. Herkes en kolay hangisi geliyorsa onu yapar. Beni ilgilendiren pratik ve verim veren çalışma. Birisi kesinlikle beni ilgilendirmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çerçeve elimizde şeritler orada kaldı. Çarşıyamızı şöyle koyuyoruz. Gönlümüzü böyle. Şimdi bunları monte edeceğim. Çarşıyı alıyorum. Bu çerçevelere daha önceden şerit halinde temel petek yapıştırıyorum ki işlem daha kolay olsun. Bu çok eski bir alet. 85 yaşlarında bir abimiz hediye etti. 50 senesi vardır rahat. Evet. Bu şeritleri buraya yapıştıracağız. Bunu ister önce yanlardan elle yapıştırmakta yarar var. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra iki petek hücresi bozacağız, bir tane sağlam bırakacağız. İki petek hücresi bozacağız, bir tane sağlam bırakacağız ki hem beslenecek larva sayısı az olsun hem de memeleri kesip alırken zarar vermeyelim. Ve arılar rahat çalışabilsin. Fazla kabartılmış petek. Evet, bu biraz fazla kabartılmış. Şimdi nasıl kestiğimizi gösterelim. Yapıştı.
Bu ikinci sıramız. Ana yetiştirmek amaçlı izolatör kullanıyorsak 1-2 tane arıya güvenmemeliyiz. Ben 4 arıya girmiştim örneğin. 2 tanesi sonuç vermedi. Birisi peteği yemiş. Sebebi nedir bilmiyorum. Diğeri de inat etmiş, yumurtlamamış. Geçen sene aynı olayı Almanya'dan aldığımda mızıkta yaşamıştım. Hayvanı yumurtlatamadık arkadaş, yumurtlatamadık. İnatlaştık. Ben inat, o inat. O galip geldi sonunda. Serbest bıraktım. Yani arıyla inat olmuyor. Gereken neyse onu yapacağız. Nihayetinde bayan. Bayanlarla inat olmaz. Operasyonu sonuna kadar yapayım. Çekimi bitireceğim. Bu bozma olayına geliyorum. Suyumu bir değiştireyim. Bozma işlemi şöyle yapıyoruz. Sanırım görünmüyor. Yapıştırmaya dikkat etmek lazım. İyi yapıştırılmazsa düşebiliyor. Ama arılar 24 saat civarı anasız kaldılar ise hemen bunlara işlem yapmaya başlıyorlar. O zaman düşmüyor. Öncelikle çerçeve tahtasına sağlamlığını sağlıyorlar. Şimdi altına almak için sanıyorum. Onların neyi nasıl düşündüğünü bilemiyoruz. Daha sonra ikinci gün itibariyle bu çerçeveye bakacağız. Fazla beslemeye başladılarsa fazla olanını iptal edeceğiz. Başlatıcının gücünü de göz önüne alarak. Bunu sayacağım bir tane de, bir sırada kaç adet bırakıldığını. Prensip olarak güçlüler 30'dan fazla vermemek, bırakmak gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada 60 civarına başlatma olasılığı var. Ama biz tabii ki bunu bırakmayacağız. Sağlıklı gördüklerimizi bırakıp sağlıksız gördüklerimizi bozacağız ki ne kadar az ana yaptırırsak o kadar kaliteli olacaktır.